kumur, sımsıkı dosttur. Bir mesele varsa çözümünü bulur. Birlikte oldukça arkadaşlarıyla pes etmezler asla, hep yan yana. Çok çok severiz biz evimizi, eğlenerek yaparız her şeyi. Beraber olmak en önemlisi, kimse bulamaz bizim gibisini. Haydi sen de durma, başlıyor macera. Birlikte gülelim homur ve gumurla. Homur ve gumurla başlasın macera. Haydi sen de eğlen, katıl onlara. Homur gumurla başlıyor macera. Homur gumurla başlasın macera. Çizgiyi geçme. Erkenden güne başlamak ve toplanacak bir sürü şeyin olması. Daha güzel ne olabilir? Güzel bir uyku çeksek ve toplanacak hiçbir şey olmasa nasıl olur? Homur, tuğlaları öyle toparlayamazsın. Onları düzgünce dizmemiz gerekiyor. Ama böyle daha hızlı topluyorum. Daha hızlı demek her zaman daha iyi olacağı anlamına gelmez. İzle ve öğren. Hadi onları köşeye götür. Çok yavaşsın. Daha hızlı gitmen gerek. Şimdi de çok hızlısın. Daha yavaş ol. Çok yavaş. Daha hızlı. Daha yavaş. Daha hızlı. Dur bakalım. Kim seni patron yaptı? Birilerinin patron olması gerek. O zaman bundan sonra patron ben olacağım. Ne? Sen mi? Ama bu... Bu adil değil. Kendi kendini patron yapamazsın. O zaman bu işi adil bir şekilde yapacağız. Tuğlalar sınır olsun. Bu taraftaki her şeyin patronu benim. Diğer tarafta da sen patronsun. İyi. Ama bir tuğla yetmez. Aa, benim tarafıma geçtin. Aynanı ben de yapabilirim. İznim olmadan benim tarafıma bakıyorsun. Sen de iznim olmadan benim tarafıma bakıyorsun. Çap çap, daha fazla tuğla yap. Ben büyük olanın tarafındayım. Sen de bana hep patronluk tatlıyorsun. Çünkü sen kocaman bir tembelsin. O zaman belki deliğin diğer tarafında daha mutlu olursun. Beni yere indir! Beni yere indir! Tamam, görürsün sen. Bunu sen istedin. Hayır, hayır, bu işe yaramayacak. Senin duvarın tamamen yamuk ve dengesiz ve... Duvarımı rahat bırak. Tamam, peki. Nasıl istersen öyle olsun. Duvarımı bozma. Sen başlattın. Tamam, tamam. Duvarı tarafsız bölge yapmaya ne dersin? Kimse dokunmayacak. Tamam mı? Anlaştık. Peki, duvarın sana ait tarafında patron sen olduğuna göre yapacağın ilk şey ne? En sevdiğim yastığımda mışıl mışıl uyumak. Tahmin etmeliydim. Oh! Görünüşe göre giriş benim tarafımda. Sorun değil. Benim tarafımda da peynir var. Üf. Selam Gumur. Bu duvar da nereden çıktı? Patakop,
Homur ve ben artık birlikte yaşayamıyoruz. O yüzden o artık kendi tarafının patronu, ben de kendi tarafımın patronuyum. Peki bu tarafta ne oluyor? Her şey muhteşem olacak. Artık her sabah 5'te uyanacağız. 6'ya kadar egzersiz yapıp sonra da tüm gün durmadan etrafı toparlayabileceğiz. Bunun için sabırsızlanıyorum. Parti! Hoşça kal Gümür. Hoşça kal Gümür. Duvarım! Nasıl? İyi. Bir dakika, bir dakika. Bunu tekrar düşünmemiz gerekebilir. Hey arkadaşlar, en sevdiğim yastığımı gören var mı? Tüm bu dağınıklığın içinde onu bulamıyorum. Ne gol ama! Bu maçın hiçbir anını kaçırmak istemezsiniz. Hoşça kal Homur. Hoşça kal Homur. Vurunga! Oh, çok iyi kurtardın Mızır. Bana geçen gün kurtardığın penaltıyı hatırlatıyor. Futbol oyunu oynamaktan daha iyi ne olabilir ki? Gol! Tabii ki gerçekten futbol oynamak. Hoşça kal Gümür. Hoşça kal Gümür. Ama daha devre arası ekip konuşmamı yapmadım. Bir dakika. Bu nasıl oldu? Sen daha güzel tarafa alın. Şimdi tüm delik mıngırın oldu. Şimdi tüm delik mıngırın oldu. Şimdi tüm delik mıngırın oldu. Bu nasıl oldu? Bütün delik benim oldu. Kocaman bir yuvam var. Sıra bende, sıra bende. Toplanın, toplanın! Kim bugünün ünlü konuğuyla tanışmak ister? Ay, kim o, kim o? Aa, ben miyim? Çok beklersin. Ünlü bir misafiri yok ki. Bu sadece sizi kendi tarafına çekmek için yaptığı bir numara. Demek kimse onunla tanışmak istemiyor. O zaman onunla yalnız oynamak zorundayım. Aa, ben istiyorum, ben onunla tanışmak istiyorum. Ünlü bir misafiri yok. Arkadaş. Arkadaş. Merhaba dostlar. Ama bu adil değil. Arkadaş benim arkadaşım. Aa, burası benim tarafım. Anlamıyorum. Neden Homur da gelip bizimle oynamıyor? Homur ve Gümür birbiriyle küstü. O yüzden duvarın farklı taraflarında duruyorlar. Oysa biz Homur'u da Gümür'ü de çok seviyoruz. Evet, ben de farklı olmalarını seviyorum. Evet, farklı olmak arkadaşlıkları çok ilginç ve eğlenceli bir hale getirir. Köprülerin birçok çeşidi vardır arkadaşlar. Ve en iyi köprü anlaşma köprüsüdür. Bunun için tuğlaya gerek yok. Değil mi? Hayır Patakop. Anlaşmak varken tuğlaya ne gerek var? Keşke bu aptal duvarı hiç yapmamış olsaydık. Özür dilerim Gümür. Belki biraz daha toplu olabilirdim. Ben de özür dilerim Homur. Güzel vakit geçirmeyi en iyi sen biliyorsun. Benim bir fikrim var. Bu duvarı beraber yıkmak mı? Evet.
ve sonra düzgünce toplamak. Bütün bu güzel alan, peynirim, yatağım ve giriş kapım var. Kocaman örümcek de. Kocaman örümcek de. Kocaman ne? Daha büyük bir duvara ihtiyacımız var. Hey yastığım! Yastığım benim! Hey Gumur! Yastığımı buldum. Dostum bunu kutlamalıyız. Kutlayalım tabii ama sonra ortalığı toplamayı da unutmayalım.